Bu kongrenin Amasya Esnaf Sanatkarına, Bartın Zonguldak Karabükülümüze hayırlı uğurlu olması dileğiyle divan adına hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Muhasebe işleri. 2017 yılı bilanço aktifleri toplamı 268.253 lira 87 kuruş. Pasif toplamları 268.258.253 lira 87 kuruş olup gelir gider toplamı 163.204 lira 86 kuruş. Gelir toplamı 123.174 lira 23 kuruş olarak gerçekleşmiş ve 40.030 lira 63 kuruş kar elde edilmiştir. Kullandırılan kredi tutarı şartları ve geri ödemeler. Türkiye Halk Bankası'ndan kooperatif kefaletiyle ortaklara kredi kullandırılmakta olup 2017 yılı itibarıyla %4 ve %5 faiz ve 3, 4 ve 5 yıllık vadelerle toplamda 72 ortağımıza 4.181.000 TL kredi kullandırılmıştır. Kooperatifimizin vergi dairesi, belediye ve sosyal güvenlik kurumuna herhangi borcu bulunmamaktadır. Kooperatifimizin kayıtlı 29 adet demirbaşı bulunmakta olup toplam bedeli 9.879 lira 89 kuruştur. Hukuki faaliyetler, genel kurulu kararına karşı açılan davalar bulunmamaktadır. Aşağı kadromuz var. Bütün işlemlere talibiz. Ben genel kurulu hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım bir merhaba der misiniz de arkadaşlarımıza? Buyurun. Sinan Bey'i de alalım birlik başkanımızı. Alkışlayalım hep beraber. Sayın esnaf arkadaşlarım, hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ben Bartın Şoförlüsü Başkanı, esnaf uçmadıkları her zaman Bartın'da sizleri beklerim. Teşekkür ederim. Sayın Divan, sayın misafirler ve saygıdeğer ortaklarımız. Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısına katılımınızdan dolayı hoş geldiniz der. Şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım. Sayın ortaklarımız, sizlerin bize olan güvenine layık olmak için kooperatifimizin menfaatlerini her zaman ön planda tutmak için buradayız. Sizlerin desteğiyle kooperatifimizi daha üst seviyelere taşıyacağımızdan kesinlikle şüpheniz olmasın. Siz sevmek esnaflarımıza bir örnekle açıklama yapmak istiyorum. Esnaf Sanatkarlar Başkanı, aynı zamanda Esnaf Kredi Kefalet Başkan Yardımcısı, Kredi Kefalet Başkanı ise aynı zamanda Esnaf Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısıdır. Bu bir döngüdür. Bu bir maddi ranttır. Biz bunun önüne geçmek için seçimi kazandığımız takdirde aramızda almış olduğumuz karar maddi ve manevi hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Çünkü biz bu göreve kendimize rant sağlamak için değil, hizmet verebilmek için talip oluyoruz. Sayın başkanlarımıza birkaç eleştirimiz de şu şekilde olacak. Esnaf kefalet başkanı olan şahısın mesai saatleri içerisinde makamında bulunması gerekirken biz esnaflar olarak imza attırmak için ayaklarına gitmek zorunda kalıyoruz. Değerli ortaklarımız,
1998 yılında 52 kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulma çalışmalarına başlanan Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin kurulmasında çok emekleri geçen eski bölge birlik başkanımız rahmetli Temel Özdemir'i, Bartın Kredi Kefalet Kooperatifi eski başkanı rahmetli Sayın Ersöz'ü burada rahmetle anar, huzurlarınızda kendilerine ayrı ayrı teşekkürü borç bilir, Yüce Allah'tan mekanlarının cennet olmasını niyaz ederim. Sayın ortaklarımız, ben ve arkadaşlarım kooperatifimizin yönetimine geldiğimiz zaman değil bir hizmet binamız, daktilomuz bile yoktu. Amasya ve Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde 52 TL sermaye ile çalışmalarımıza başladık. Sizlere daha iyi ve sağlıklı hizmet verebilmek için önce bir personel aldık. Daha sonraları gerekli ekipmanları yavaş yavaş temin ederek kooperatifin hizmetlerinin yürütülmesini sağladık. Kooperatifimizin öz sermayesinin güçlenmesi için o dönemki yönetim kurulu arkadaşlarımızla hiçbir menfaat talebimiz olmadan yaklaşık 10-12 sene çalıştık. Bu süreç içerisindeki sıkıntılarımızı bir Allah bilir, bir de bizler biliriz. Allah'a şükürler olsun ki kooperatifimizin hiçbir sıkıntısı yoktur. 12 ay kredi vermesek bile dimdik ayaklarımızın üzerinde duracak gücümüz vardır. Bu sebepten dolayı kooperatifimizin Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesindeki 21 kooperatif içerisinde en başarılı kooperatifler içerisindedir. Bölge birliğimize bağlı 21 kooperatifimizin bağlı olduğu Bölge Birlik Yönetimi Kurulu'nun 11 yönetim kurulu üyesinin bir tanesi de benim. Bu kooperatif başarılı olmasa hiçbir başkan beni yönetimine almak istemez. Bu arada birlik başkanıma ve diğerli birlik yönetim üyelerime sizlerin huzurunda teşekkürü borç bilirim. Değerli üyeler, siz ortaklarımıza vermiş olduğumuz kredi Türkiye'deki 980 kefalet kooperatifimizde kullandırılan kredilerin işletme başına en üst limiti olan 200 bin TL'dir. Bu limit sizlerin sayesindedir. Bu durum kooperatifimizin öz sermayesinin güçlü olması, üye takip oranının düşük olmasından kaynaklanmaktadır.